Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldin Kobam. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz, sağ ol. Evet, her hafta sizi böyle rahatsız ediyoruz. Yok, estağfurullah. Her zaman buyurun. Bu hafta hem izleyicilerimizi, hem dinleyicilerimizi, hem çevremizi, yöremizi aydınlatmak açısı altında işte düşündük. Her yörede bazı ulusal bazda tanınmış kişiler olabiliyor. Sizin bizim yöreyle ilgili işte ulusal çalışmaları olan tanınmış bir kişi var mı? Bugün aklımıza o geldi, dedim hocamızla, başkanımızla onu konuşalım. Evet, böyle bir kişi var mı? Sizden dinlemek istiyoruz. Bir kişi değil de mutlaka kişiler vardır, evet. Efendim. Özellikle Ulusal Kurtuluş Savaşı bünyesinde görev yapan efendim Kuvayi Milliyeci, onun ötesinde İstanbul'dan İnebolu'ya efendim silah taşıyan, onun ötesinde Rusya'dan gelen silahları önce Trabzon'a taşıyan, oradan İnebolu'ya taşıyan efendim birçok denizcimiz var efendim. Bunun ötesinde Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılmış, birçok cephede mücadele vermiş efendim bildiğimiz isimler var. Bunun ötesinde onların anıları da var. Hatta büyük taarruzda Sakarya'da efendim Mustafa Kemal'in hemen yanında olan isimler de var. Fakat Mustafa Kemal'e çok daha yakın bir isim var efendim. Bunun ismini çevremizde efendim tanınmış bir ailenin çocuğudur. Bilenlerimiz mutlaka vardır. Mustafa Kemal'in son yaşamının 3 yılında onun yanında olmuş bir isim Nazım Canca. Nazım Canca'yı isim olarak biliriz de ama yaşamı hakkında pek bilgimiz yoktur. Bu konuda biraz bilgilendirmeye çalışayım sizleri. Nazım Canca, bildiğiniz üzere Cancalar iki mahallede var. Bir efendim Bulep mahallesinde, yani şimdiki adıyla Kirazlık'ta. Bir de eski adı Laros efendim, şimdiki adıyla İkiztepe'de var Cancalar. Nazım Canca Bulep'teki Cancalardan. 7 yaşlarında zannediyorum, 7 yaşına kadar eğitimi alıyor, efendim Kur'an benzeri eğitimler alıyor. O arada annesini falan kaybediyor. Babası da savaşta, Birinci Dünya Savaşı'nda, hatta kendi atıyla savaşa gitmiş. Atlı suvari olarak görev yapmış. Atının ölümünden sonra piyade olmuş bir kişi. Hatta atının kendisini nasıl kurtardığını anlatırlar. Teferruata girmeyeyim. Daha sonra Nazım Canca annesini de kaybedince Batum'da olan amcasının yanına gitmek ister. Yaşı 7. 7 yaşında, evet. Efendim hemen şeye gelir, pazar iskelesine. Efendim o zaman iskele hangi şartlarda çalışıyor bilmiyorum. Oradan bir motora binerek Hopa'ya gider. Hopa'da tanıştığı bir takım insanlar, onu kaçakçılar var. Batum'a götürmek için efendim hangi yolları takip ediyorlarsa Hopa'dan yukarıya doğru efendim ormanlıklara falan girerler. Fakat burada şeyler yakalar bunları. Askerler, hudut görevleri. Bu da o sırada bir ağaç kovuğuna girmiş, yatmaktadır. Diğerleri yakalanır ama bu şekilde orada kurtarır ama orman içerisinde yalnız kalır. Düşünün ki ayılar vardır, ayılarla karşılaşır, yağmuru, soğuğu efendim. Bir şekilde sınırdan nasıl geçecektir efendim. Bir şekilde Batum'a ulaşır. Batum'da yalnızdır efendim. Aslında babasının cebinden 15 lira bir para da alarak gitmiştir de.
15 lira para mutlaka onun işine çok yaramıştır. Daha sonra Batum'da bir aile kendisini sahiplenir. Daha sonra Batum'dan yani şeyler var, sokak çocuklarıyla birlikte olur. Onlarla beraber bir süre yaşamını sürdürür. Hatta orada o sokak çocuklarına aslında devlet sahip çıkıyor o dönemde, biliyorsunuz ihtilal falan da olmuş. Ama henüz her şey yerli yerine oturmamış. O nedenle çocukları devlet bir takım yurtlara koysa bile yurtlardan kaçıyorlar, gene sokağa düşüyorlar filan. Daha sonra bir aile bunu efendim sahiplenir, okutmak ister efendim, hatta kendi kızlarıyla evlendirmek ister filan. Giderek tabii zaman içerisinde büyüyor, Rusçayı çok güzel öğreniyor. O arada okullara gidiyor demiştim. Okullarından jimnastik okulu diyeyim. Yani o tür bir okulu seçiyor. Ve de jimnastik okuluna gittikten sonra, yani bir spor akademisi diyelim. Gittikten sonra çok tanınıyor, çok biliniyor. Daha sonra çok hareketli falan olduğundan orada sirkler bununla 4 yıllık anlaşma yapıyor efendim, 4 arkadaş. Büyük paralar kazanıyor efendim. Amcası tabii Batum'da yoktur, amcasını bulmaya gitmiş. Amcası Stalingrad'a gitmiş. Efendim daha sonra, yıllar sonra bu sirkle çalışırken amcasıyla Moskova'da karşılaşırlar. Efendim artık amcası oralarda evlenmiştir, çoluk çocuğa kazanmıştır filan. Fakat şeye karar veriyor, sonradan memlekete dönmeye karar veriyor ve de epey parası oluyor. Yani ne kadar parası oluyor? 300 bin lira civarında bir parası oluyor. O zamanki para manatta değildi zannediyorum ama büyük para. Geriye dönecek ama 160 bin liradan fazla getiremiyor. Öbür paraları nasıl getirecek filan. Sonra bir motorcuyla anlaşıyorlar kendisini hopaya bırakması konusunda. İşte hopaya bir şekilde geliyorlar. Çok sert havada motorları batmak üzere motordan atlıyorlar filan. Sadece makinist kalıyor. Fakat motor batmıyor. Sonuçta hopada buluşuyorlar. Zannediyorum parasını da efendim sakladığı yerden alıyor filan. Daha sonra bir şekilde pazara geliyor. Pazardan annesini babasını görüyor. Fakat burada kalmak istemiyor. Efendim Ankara'ya gidiyor. Ankara'da bir çevre ediniyor. Daha sonra o çevre sayesinde İngiltere'ye gidiyor. Rusya'da Rusça'yı öğreniyor. İngiltere'de İngilizce'yi öğreniyor. Orada elçiliklerde falan çalışmaya çalışıyor. Daha sonra efendim İngiltere'den herhalde Amerika'ya mı gitmek istiyor? Bir gemiye biniyor fakat gemiye şey olarak biniyor, yani görevli olarak biniyor. O gemi onları Arjantin'e getiriyor. Arjantin'den tekrar geri dönmek zorunda kalıyor. Oradan Fransa'ya geliyor. Efendim, uzun süre Fransa'da kalıyor. Fransa'da Fransızcayı öğreniyor. Orada bir takım etkinlikleri falan var. Sonuçta memlekete dönmeye karar veriyor. Ve memlekete dönünce tutuklanıyor tabii asker kaçağı olarak. Oysa kendisi şeye gelmiştir. Asker kaçağı olarak askerliğini yapmak için gelmiştir. Oradaki görevlileri bir şekilde ikna ediyor. O kendisine 48 saat izin veriyorlar. 48 saat sonra teslim olma koşuluyla. Orada giderken eski tren garında Mustafa Kemal'in kaldığı bir istasyon binası vardı. O binanın hemen yakınlarında bir yerde zannediyorum Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir birim vardı. Oranın adam görev Çankaya'da çalışmak üzere işte dil bilen insanlar aradığını öğreniyor, biliyordu. Fırsat bu fırsat derken müracaat ediyor. Tabii bir takım sınavlardan geçiyor, değerlendiriyorlar. Sonunda Atatürk'le efendim Çankaya'ya davet ediyor kendisini Atatürk. Kendisinin üç dil bildiğini, nerede öğrendin diye soruyor. Rusya'yı Rusya'da, Rusça'yı Rusya'da,
İngilizceyi İngiltere'de, Fransızcayı da Fransa'da. Yani hepsini yerlerinde öğrendim diyor. Kendisine bir sınava tabi tutuyor Rusça'dan. Hemen diyor git diyor kütüphanede şu rafın sol tarafında efendim bir Rusça kitap şey var dedi, bir cilt var dedi. Onun dedi birinci cildini al da gel dedi filan. Aldı geldi. Yanında da Ahmet, soyadını şimdi hatırlayamadım. Niye hatırlayamadın diyeceksin. Hem benim de hocam onun için hoca var. Şu anda soyadı aklıma gelirse söylerim. Şey yapıyor, oku bakalım diyor. Okuyor, tabii Rusça yazıldı. Evet. Öyle tercüme yap diyor. Tercümesini yapamıyor. Ama diyor hani diyor Rusça biliyordun. Diyor ki işte paşam diyor bu sözcükleri hiç anlayamadım diyor. Bu Rusça değil herhalde. Yanında işte Ahmet Hoca diyor evet diyor paşam diyor. Kelimeler Rusça ama Rus alfabesiyle Kiril alfabesi yazılmış ama sözcükler Yakutça diyor cümle. Evet. O nedenle bilemedi diyor filan. Dolayısıyla onu görevine alıyor, kabul ediyor. Önce kütüphaneci olarak Mustafa Kemal'in yanında Çankaya'da efendim görev yapıyor, çalışıyor. Daha sonra çok yakınında olduğu için Mustafa Kemal zaten onu yakınında bulunduruyor. Mustafa Kemal'in belki biliyorsunuz en çok sevdiği spor güreştir. Onun bir güreş ekibi var desem yalan olmaz. Zaman zaman onları güreştirir. Eskiden büyüklerimiz de bizi efendim babalarımız da mahallenin diğer çocuklarıyla efendim güreş tuttururdu. Öyle bir şey olsa gerek bilmiyorum sizi. Ata sporu deniyor ya. Sizi de efendim büyükleriniz güreştirdi mi kardeşlerle bilmiyorum. İşte Mustafa Kemal de yakında efendim güreşçiler bulunurdu. Söyleyin. Nazım Canca ben bu güreşçileri yenerim dedi. Nasıl yenersin dediler. Sen dediler 62 kilo, 63 kilo, adam 105 kilo. Olsun yenerim iddia ediliyor. İddia üzerine efendim. Hatta yenersen diyor sana diyor işte 250 lira para o zamanki para büyük para hatırladığım kadarıyla. Gerçekten birkaç güreşçiyi aynı oyunla yeniyor. Diyeceksiniz hangi oyunla yeniyor? Nazım Canca judo biliyor. Çünkü Fransa'da judo çalışmış. Hatta judoyu Japon öğretmenlerden falan öğrenmiş. Çok da başarılı olmuş. Ama aslında cambaz tabii. Sirk cambazı efendim. Trapezlerde çalışıyor efendim. Biliyorsunuz trapezlerde insanlar neler yapıyor. Böyle çok yönlü bir insan. Dediğimiz gibi Mustafa Kemal'in 250 lirasını alıyor. Hatta Mustafa Kemal üzerine imzalıyor, adını falan yazıyor. Ben bu parayı harcamayacağım diyor, imzalatıyor ona falan. Daha sonra dediğimiz gibi sivil koruma polisi oluyor. Şurada bir resmi var. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa oturuyorlar. Sivil koruma polisi olarak da Nazım Canca ayakta. Dediğim gibi Mustafa Kemal ölümüne kadar Nazım Canca, Mustafa Kemal'in sivil koruma polisi olarak devam ediyor. Fakat Mustafa Kemal'in son 3 senesinde mutlu bir Mustafa Kemal görmediğini söylüyor Nazım Canca. Nedenini açıklarken hatırımda kaldığı kadarıyla şunları söylüyor. Hani ülke sorunları efendim, Hatay sorunu var o sırada, bir dünya savaşı geldim geliyor diyor efendim. Kendisinin hastalığı da gün yüzüne çıkmış efendim. Bir dünya savaşında hasta olarak bir dünya savaşı görmek istemiyor. Hele yatağa düşerse dünya savaşında neler olabileceğini söylüyor. Yani bu nedenle ülkenin ve efendim dünyanın gelişen siyasi olayları nedeniyle tedirgin olduğu düşüncesinde. O yüzden Mustafa Kemal'in son o 3 yılında fazla mutlu olduğunu söylemiyor. Ayrıca Mustafa Kemal'in efendim herkesin aksine dindar olduğunu söylüyor. Hatta
Kur'an-ı Kerim dinlerken gözyaşlarını tutamadığını söylüyor. Bunun ötesinde kendisine paşam siz ağlıyorsunuz ama sizin için dindar demiyorlar. Diyor ki benim için dindar demeyenler bağnaz efendim dini aslında bilmeyen insanlardır diyor. Bildiğiniz üzere daha sonra Nazım Canca Atatürk'ten sonra Çankaya'da olmayacaktır. Evet. Şimdi bu önemli bir isim tabii. Bilmiyorum insanlar nasıl değerlendirirler Nazım Canca'yı. Atatürk'ün yanında 3 sene hem kütüphane bir de şey çok bilgili. Yani onu söyleyeyim böyle herhangi biri değil. İstanbul şeyde Rusya'da eğitimini almış, üniversite eğitimini almış filan. Sözcüklerin efendim edebi yönden değerlendirebilen bu konuda efendim Atatürk'ün sorularını çok hatta güneş dil teorisi hakkında yorumlar yapabilen bir şey o sıralarda Nazım Canca. O nedenle Atatürk tarafından çok tutuldu. Hatta Mustafa Kemal'in her zaman yanında olduğu Mustafa Kemal'in Karadeniz seyahatinde Mustafa Kemal ile beraber olmuş. 4 kişi var Mustafa Kemal'in yanında o zaman Karadenizli. İşte birisi Sürmeli, birisi Trabzonlu, birisi kendi pazarlı, bir de Dehupalı var zannediyorum Mustafa Kemal. Diyorlar ki nasıl olsa 3 gün buralardasınız paşam. Bize izin verseniz de efendim bir ailelerimizi falan görsek. Mustafa Kemal diyor ki öbür 3 kişiye izin veriyorum ama sana izin veremem. Sen diyor yanımda olacaksın diyor. O kadar Mustafa Kemal. Ancak diyor Ankara'ya döneriz ondan sonra sana izin verebilirim filan. O nedenle Mustafa Kemal Nazım Canca'yı hep son 3 senesinde yanında görmek istemiştir. O da hep onun yanında olmuştur. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın hocam. Tabii ki daha başka isimler var efendim. Pazardan var efendim Rize'den var. Onları da eğer arzu ederseniz bir başka programda inşallah anlatacağız. Evet. Tekrar teşekkürler, iyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Kurban. İşte biraz önce söylediğim resim bu. Burada Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak, bu zannediyorum Mustafa Muğlalı olacak. Bu da işte hemen Mustafa Kemal'in hemen yanında Pazarlı Natık Canca. Burada sivil polistir artık. Evet, sivil polis ve evet. Burada zaten Türk Polis Teşkilatı'nın 153 kuruluş yıl dönümüyle ilgili bu resim yayınlandı. Evet. Yayınlanmış. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.